Bahar ayları gitgide yaklaşıyor hocam. Peki bahar alerjisi olanlar için ne tavsiye edersiniz? Ne yapmaları lazım? 10 Şubat'ta fındıklar çiçek açmaya başlar ve alerjik rinit dediğimiz veya bahar alerjisi dediğimiz, polen alerjisi dediğimiz alerji de başlar. Fındıklarla beraber bu hastalık da ortaya çıkar. Fındıkların çiçeği farklıdır. Kedicik denir, böyle salkım gibi sallanır. Bir kedicikte milyonlarca polen var. Uçuşur. Alerjisi olan kişiyi bu polenler rahatsız eder. Neden? Çünkü vücudun histamin kortizon dengesi var vücudumuzda. Histamin bronşları, damarları, hücreleri sıkar. Hücre sıkıştığı zaman içindeki artık madde dışarı çıkar. Kortizon hücreleri, bronşları, damarları açar. Açıldığı zaman içeri vitamin, mineral, enzim girer mesela. Yani bir vücudumuzda bir histamin kortizon dengesi var. Aynı gel git olayı gibi. Bu denge bozuluyor. Neden için bozuluyor? Fazladan histamin ortaya çıkıyor. Neden histamin fazladan ortaya çıkıyor? Durup dururken çıkmıyor. Fazladan histamin ortaya çıkması, vücudumuzdaki histamin kortizon dengesinin bozulması iki sebepten kaynaklanır. Bir, gastrit veya ülsere sebep olan Helicobacter pylori isimli bakteri varsa, yani midesinde problem varsa kişinin, bu bakteri birçok toksik madde üretiyor. Bu toksik maddelerden biri de histamin. Yani gastrit veya ülsere olan da alerji olur. Bir, yani midesinde problem olan da alerji olur. Fakat %80 alerjinin sebebi bağırsaktaki mantarlar. Ne ilgisi var? Normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. Bu 2 kilo bakterinin %99'u faydalı. B2, B3, B6, B12 K-vitamin üretirler. Arı gibi arı bal yapar, bakteriler vitamin üretir. Kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanmışsa, abur cubur yiyorsa, tatlı yiyorsa veyahut da hijyenik olmayan bir tuvaleti kullanmışsa, mantar kapmışsa, mantarlar toksik madde üretir. Mantarların üretmiş olduğu toksik madde, etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkoller, histamin, penisilin gibi toksik maddeler üretir mantarlar. Diğer mikroorganizmaları yok etmek ve çoğalmak için yapar bunu mantar. Mantarların üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakar. Elimizi ateşe kaç dakika tutabiliriz? Bir dakika tutamayız. Yeah. Fakat bağırsaklarımız sürekli mantarların üretmiş olduğu bu toksik maddeyle sürekli temas halinde olduğu için bağırsak kendini korumak için yağ tabakası oluşturur. Bağırsaklarda oluşan yağ tabakası nedeniyle ince bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. İnce bağırsak normal olarak günde 3,5-4 litre sindirim salgısı salgılar. Bunlardan bizi ilgilendiren bir özel bir enzim var. DAO, diaminooksidaz. Bu enzim karaciğerde, böbreklerde, akyuvarlarda depolu bulunur. Bunun görevi histamin oranı yükseldi mi minimum seviye çekmek. Diaminooksidaz. Bu enzimin işi bu. Fakat ince bağırsak yeterince ve kaliteli enzim salgılayamazsa histamin sürekli yükselir. Sürekli yükselirse ne olur? Bronşlar, damarlar, hücreler sürekli sertleşir. Ve alerji ortaya çıkar. Bunu önlemeniz kesin çözümü nasıl olur? Bağırsaktaki mantarı yok etmekle mümkün. Bununla da ilgili evet çok güzel bir bitki var. Nedir bu? Çörek otu. Çörek otu. Dünyanın birçok ülkesinde çeşit çeşit çörek otu türleri var. İspanya'da Nigella hispanica denen İspanya çörek otu hiçbir etkisi yok. Süs bitkisi olarak kullanılır. Mor çiçekli. Hindistan'da yetişen sarı çiçekli çörek otu var. Hiçbir etkisi yok. Dünyada en kaliteli çörek otu Türkiye ve Mısır'da yetişiyor. Fakat Mısır'daki teknoloji çok geri kaldığı için kaliteli çörek otu yağı üretemiyor. Türkiye'deki teknoloji biraz daha ileri olduğu için kalite bakımından biraz daha iyi. Almanya'da çörek otu yetişmemesine rağmen iklim bakımından adamlar Türkiye'den ve Mısır'dan aldıkları çörek otunu yüksek teknolojiyle
daha kaliteli çörek otu yağı üretiyorlar. Yani kendilerinde bitki yetişmiyor ama diğer ülkelerden aldıkları çörek otu tohumunu daha kaliteli çörek otu yağı. Bizde de bu işle uğraşanların yüksek teknolojiyi kullanmaları şart. Ne içerir? Çörek otu. Nasıl oluyor da etkili oluyor? Çörek otunun birleşiminde nigelon, yani eterik yağlar var. Bir, doymamış yağ asitler var. Yani balık yağında omega yağ asitler var. Omega 3, 6, omega 6, 9 yağ asitler var. Çörek otu yağında da balık yağında olduğu gibi omega yağ asitleri var. Omega 6. Buna linolen asit denir. Linolen asit ne işe yarıyor? Linolen asit, doymamış yağ asidi, karaciğerin salgılamış olduğu enzimlerle elangaz, desturaz vesaire bunu yavaş yavaş hormona dönüştürüyor, kademeli. Prostaglandin E1, prostaglandin E2, sonra da hormona dönüşüyor. Yani çörek otu vücudumuzdaki birçok hormonun ham maddesini oluşturuyor. Atalarımız bunu kaç bin yıldır kullanıyor, çörek otunu. Peygamber Efendimiz de ölüm hariç birçok hastalığa iyi gelir diye hadisi var. Şimdi çörek otuyla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Efendim Almanya'nın Münih şehrinde kronik hastalıklar ve immunoloji enstitüsünün yapmış olduğu araştırma sonucunda 600 besin alerjisi, yani nörodermitis, atopik ekzeması olan hasta çörek otuyla tedavi edilmiştir, 600 kişi. 16. Uluslararası Tıp Kongresi İsviçre'nin Baden şehrinde yapılmış. Bunlar da besin alerjisine karşı çörek otunun birleşimindeki nigelon aynı kortizon gibi etki yapıyor. Ve yan etkisi yok. Kortizon kemik erimesine, deri incelmesine, hafıza zafiyetine birçok yan etkisi var. Çörek otunun birleşiminde nigelon hiçbir yan etkisi yok ve kortizondan daha etkili. Evet, Hindistan'da yapılan klinik araştırmada efendim çörek otunun birleşimindeki nigelon aynı diyor histamin gibi etki yapar. Yani pardon, antihistaminik gibi etki yapar. Türkiye'de de Ankara Eczacılık Fakültesi de bununla ilgili klinik araştırması yapmış. Birleşimindeki tiyoçinon antibakteriyel, antimikozitik özelliklere sahip. Yani birçok klinik araştırması var. Bu klinik araştırmalarla da etkisi ispat edilmiştir.